Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben Semih Hoca. 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 24. testin çözümlerini yapacağız arkadaşlarım. 24. adımdayız. Gençler 40 soru serisi problemler fasikülümüzde hemen sana bazı hatırlatmalarda bulunacağım 24. testle alakalı. Öncelikle sayfa numaralarımız 52 ve 53 olacak. Bu testte sevgili arkadaşlarım işaretlemeni istediğim sorular ise şunlar. Birinci soru. 3. soru, 5, 6 ve 8. soru. 1 3 5 6 8. 1 3 5 6 8. Bu soruları mutlaka işaretliyorsun. Niye işaretlettiriyorum ben sana bu soruları? Sınavdan önce mutlaka tekrarını yap diye. Bak bu var ya çok değerli bir şey. Bu size kimsenin yapmayacağı bir şey arkadaşlarım. Çünkü sizler bazen böyle bir e, soru bankası çözümünde veya bir deneme çözümünde beğendiğiniz soruları illaki işaretliyorsunuz. Eyvallah. Fakat şöyle bir durum var. Siz bu soruları düzenli bir şekilde işaretletmiyorsunuz ama ben size ben size bir kitabın tamamında her testte bak her testte benim eleğimden geçmiş soruları ve benim sınavda çıkabilecek olan soruları hem diyorum ki bu soru MSU'da çıkabilir diyorum ki bu soru da TYT'de çıkabilir. Bu soru AYT'de bile çıkabilir diye işaretletiriyorum arkadaşlarım. Mutlak surette hem sizin seveceğiniz bir olay hem de sevgili arkadaşlar işinizi kolaylaştıracak bir e, olay bu. Evet gençler 24. testimizi izlemiştik. Şimdi geçelim testimize eğer abone olduysan ve tabii ki de videoyu beğendiysen. Hadi bakalım. Evet şöyle ilk sorumuza senle bir bakalım. Her şeyimi hazırlayayım şöyle. Heh, Şimdi diyor ki ilk soruda Gamze bir ayda en tane deneme sınavına girmiş ee, Gamze bu sınavlardan sonra bir sınava daha girip bu sınavda 55 net yaparsa eğer tüm sınavlardaki net ortalaması kaç olacakmış 83 eğer 100 net yaparsa bu sefer de 86 oluyor diyor bak 55 net yaparsa 83 100 net yaparsa 86 olacakmış net ortalaması şimdi ben e, benden ne isteniyor? en tane neydi en deneme sınavına girmiş. Şimdi en tane denemenin ortalama e, netiyle beraber çarpımı sevgili arkadaşlar bize neyi verecektir? Toplam neti verecektir değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyelim. Toplam net sayısını ben gidip 55 net yaptım ya son denemede. Yani en tane denemenin toplam neti ne ben toplam dedim daha sonrasında gittim en artı birinci denemede 55 net daha yaptım. Şimdi toplamda o zaman buysa ben bunu en artı bire bölersem. Yani toplam girdiğim deneme adedine bölersem. Bu bana artık neyi verecek? 83'ü. Burası 83. Pekala. Aynı şekilde toplam net sayıma ben 100 net ekleyip. En artı bire oranlarsam. Bak burası da bana neyi veriyormuş? 86'yı veriyormuş şimdi o zaman ben buna 3 eklersem bunlar birbirine eşit olur. Çok güzel. Yani bunu yazmadan bazen bu işlemleri göremeyebilirsin. Tamam mı? Mesela burada hocam iki tane değişken var. Bir toplam dediğimiz değişken. Bir de n var. Bizden n'i istiyor. Ama basit bir şekilde yapabiliriz. Dikkat et çünkü toplamları burada hiçbir hükmü yok aslında. Şununla şunu çarpıp üzerine üst kısmı ekleyip yazacağım. Toplam artı 55 artı 3n artı 3 bölü n artı 1 eşittir toplam artı 100 bölü n artı 1. E iki tarafta da bölü n artı 1 olacağından ben bu n artı 1'leri yok edebilirim değil mi? Görmezden gelirim. O halde buradaki toplamlar da gider. Soru bitti. Bak burada ne var? 3n var. Şurada ne var? 55, 3 daha 58 var. Bu 58'i 100'ün yanına atarsam kaç gelir? 42. İse ne buradan? 14'tür. Doğru cevap da budur diyebiliriz. Bak ne kadar dağınık düşüncelere sevk eden bir soru aslında bizi. Yani çok fazla miktarda bizim kafamızı kurcalayıcı, kafamızın içerisinde böyle iğneyi sokup karıştırıcı bir soru aslında bakarsan tamam mı? Ama yani çözümü basit düşünürsen, basit odaklanırsan basit bir çözümle kolay bir şekilde sorunun çözümünü yapabilirsin. ÖSYM'nin soruları da bu şekilde. Ve bu soru tam anlamıyla MSÜ veya TYT sorusudur. Yani ikisinin tam ortasında olan bir sorudur. Mutlak surette kaydetmen gereken sorudur. Şimdi fasikülümüzde 186. sorumuza geçiyoruz. Yani bu ne demek oluyor? 24. testimizde sevgili arkadaşlarım ikinci sorumuz. Mecnun diye bir arkadaşımız var. 16 adımda aldığı yolu Leyla 24 adımda almaktaymış. Mecnun var. Şimdi bunları birbirine doğru koşturacağız arkadaşlar. Bir de Leyla var ve Mecnun Leyla'yı gördüğünde beğenmeyecek. Şimdi Mecnun 16 adımda aldığı yolu Leyla 24 adımda alıyor. Yani Mecnun daha böyle uzun uzun adımlar atıyor. Yani kavuşmak istiyor Leyla'sına. Şimdi 16 ve 24 adımda aynı yolu alıyorlarsa o zaman Mecnun'un adımlarının büyüklüğüne ben 3x dersem toplam ne kadar yol aldı? 16 kere 3x, 48x. E burada 48x yol alacaksa o zaman bunun adımlarının uzunluğu, Leyla'nın adımlarının uzunluğu 2x'tir tabii doğal olarak. Pekala bu kısmı hallettik. Şunlar neydi? Bir adım uzunluğu. Bir adım uzunluğu. Tamam böyle kestirelim oradan. Mecnun ve Leyla arasındaki uzaklık 200 metre iken 200 metre bir mesafe var bunların aralarında şimdi. Bunu resmedelim. Tamam mı? Mecnun şurada olsun. Meç. Mecnun'u Mec'le kısalttığım için Mecnun özür dilerim Mecnun. Leyla da L olsun. Tamam mı? Arasındaki uzaklık 200 metre iken. Aha burası 200 metre. Birbirlerine doğru 40'ar adım atacaklar. He. Şimdi Mecnun'un adımları 3x değil miydi? Bu tarafa doğru 40 adım atarsa şu maviyle gösterdiğim yolu Mecnun almıştır. Ve 40 çarpı 3 xten burası 120x mesafedir. Turuncuyla gösterdiğimde Leyla alsın. Leyla da bu tarafa doğru geldi ve onun adımları 2x'ti. E bu da 40 adım atmıştı. Burası da 80x'tir. Ve aralarındaki uzaklık ne kadar olmuş? 160 metre. Artık... Mecnun burada, Leyla buradayken Şu aralarındaki uzaklık ne kadarmış arkadaşlar 160 metreymiş e Şimdi hocam yolun tamamı 200 metreydi zaten e Arası 160 metre ise Demek ki şuradaki 120x ile 82'nin toplamı Bana 40x'i verecek Yani 200x eşittir 40, 200 metre eşittir 40x, 200 eşittir 40x diyebilirim artık Yani x neymiş arkadaşlarım Bu arada yanlış yaptık 200x eşittir Doğru yapmışım başta yani 40 metre olacak. Yani x neymiş o zaman? 40 bölü 200 metre diyeceğim. Yani 1 bölü 5 metre. Yani 100'ü yani 100 santimetreyi 5'e bölersem 20 santimetreymiş. x 20 santimetre. Şimdi benden ne istiyor? Mecnun'un bir adımı kaç santim? E bir adım uzunluğuna ben Mecnun'un 3x demiştim. O halde 3 çarpı ikisi de 20 bulduğumuza göre 20 santimetreden Mecnun'un bir adımın uzunluğu 60 santimetre Leyla'nınkini sorsaydı o da 40 cm olurdu. Derdi ki Leyla ile Mecnun'un birer adımlarının uzunlukları toplamı kaçtır derdi. O zaman 100 derdik. Veya Mecnun'un adımının Mecnun'un bir adımının uzunluğu Leyla'nın bir adımının uzunluğundan kaç fazladır diye sorardı. 20 cm derdik. Her şeyi sorabilirdi yani. Ve bu senaryolara göre de çözüm üretebilirdik. X'i bulmak olayın çözümü yani. Tamam. Evet devam ediyorum. Üçüncü sorumla işaret koyun dediğim bir soruydu. Bir bakalım bakalım. Bir futbol maçında kazanan takım 3 puan almakta. Berabere kalındığında takımlara birer puan verilmekte ve kaybeden takım 0 puan almakta. Şimdi 5 adım, spor beş adım spor futbol takımı oynadığı maçların 1 bölü 3'ünü kazanmış ve geriye kalan maçların 2 bölü 5'inde berabere kalmış. Şimdi 1 bölü 3'ü var geriye kalanların 2 bölü 5'i falan var. Ben garanti olsun diye 3'ünde 5'inde fazlasıyla katı olan sevgili arkadaşlarım şöyle diyeceğim. 300x tane maç var diyelim. Tamam 300x tane maçın 1 bölü 3'ünü kazandıysa 100x'ini kazanmıştır. Bu 100x'ini kazandığına göre buralardan 3 puan almıştır. Değil mi? 100x maçtan 3'er puan almış. Geriye kalan maçlardan diyor. Geriye kalan maçlar 200x maç kaldı. 200'ü 5'e böl 42 ile çarp 80. 80x maçlarda berabere kaldığına göre 1 puan almış ve geriye kalan maçlardan puan alamamış. Demek ki kaybetmiş. Pekala. Eğer maçların diyor 2 bölü 5'ini kazanım. Şimdi eğerden sonrasını yapıyorum. Eğer. Çuf 2 nokta üst üste. Bak şimdi diyor ki. Maçların 2 bölü 5'ini kazansaydı. Yani 300x maç vardı ya başta. Bu 300x'in 2 bölü 5'i. 5'e böldüm 60. 2 ile çarptım 120. 120x'ini kazansaydı diyor. 120x tane maçtan 3 puan almış. Daha sonrasında kal kalan maçların da yarısı. Şimdi 120 kazandık ya. ne kadar maç kaldı 180x. Bunun yarısı ne yapar? 90x yapar. O halde 90x'in de berabere kalsın diyoruz. Bunlar da bir puan alsın. Ee, ve ne demiş? İki, birinci duruma göre 21 puan daha fazla almış oluyor. He, şimdi buradan aldığı bir puanı hesaplayalım. Buradan ne kadar puan alır? 300x. Buradan ne kadar puan alır? 80x. Toplam alınan puan 380x yapar. Geldim buraya. Buradan ne kadar puan alır? 360x kadar. Buradan 90x kadar. Toplamda ne kadar puan alır? 450x. Aradaki fark ne arkadaşlar? Aradaki fark 70x'tir. İşte demek ki o 70x aslında 21 puanmış. O halde ben ikisi buradan çekebilirim. 21 bölü 70 puan diyebilirim. 21 bölü 70 de sadeleştirelim isterseniz. Mesela 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 10. Yani x neymiş arkadaşlar? 3 bölü 10'muş. Pekala ilk durumda 5 adım spor kaç puan almıştır? İlk durumda aldığı puan 380 x de hatırlarsan. 380 çarpı x. X'i biliyoruz artık 380 çarpı 3 bölü 10 diyeceğim. Şu sıfırla şunu sadeleştirdim. 38 kere 3 de bana 114'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız da D şıkkıdır deriz sevgili gençler. Evet güzel soruydu. Bu yüzden de işaret koydurdum ben size. Hocam hangi sınava daha uygun bir soru? TYT'ye. Tamam mı? tarzı gibi değil ama TYT'ye daha uygun bir soru. Aklına bulunsun. Sorunun başına not almayı unutma. Devam ediyorum. Dörtle. Çiğdem'in yaptığı birikimlerle ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Birikim yapmaya 2010 yılının Ocak ayında başlamıştır diyor. Ve yaptığı birikimi her yıl Ocak ayında eşit miktarda arttırmıştır diyor. Yani mesela şöyle düşün. 2010 yılında aylık 100 lira ee, bir birikim yapıyor ki burada da zaten söylemiş birikimlerini aylık yapmakta ve herhangi bir yılın tüm aylarında eşit miktarlarda yapmaktadır diye. Şimdi şöyle Ocak ayında 2010'un Ocağı'nda 100 lira birikim yapacağım her ay demiş. Toplam senede ne kadar yapar? 1200 lira yapar gibi. Şimdi 2011 yılında Ocak ayında girdiğinde diyor ki ben bu yıl diyor 50'şer lira daha fazla birikim yapacağım diyor. Ve doğal olarak 150-150 biriktirmeye başlıyor. Ve 2012'de de 50 daha yapacak. 200-200 biriktirmeye başlayacak gibi. 2012 yılında yaptığı birikim miktarı 1800 lira. 2018 yılında yaptığı birikim neymiş? 3600 liraymış. Şimdi şöyle düşünelim. 2012 yılı için toplam 1800 lira birikim yapmış. E bir ayda ne kadar? Bir yılda ne kadar ay var? 12 ay var. O zaman ben 1800'ü güzelce bir 12'ye bölelim arkadaşlar. Bu da bana kaçı verir? 150'yi verir. 1800 çıkart 0. Şimdi demek ki aylık 150 lira gibi bir birikim yapıyor. 2018 yılında ise toplam 3600 lira birikim yapmış. 2 e katıysa demek ki aylık 300 300 koymaya başlamış. Tamam? Aylık 300 300. Burada aylık 150 150. Şimdi 2012'den 2018'e kaç yıl var? 6 yıl var ve 6 kez artış yaşamıştır diyebiliriz o zaman biz e, aylık birikim miktarlarına. O halde 6 kez artırım yaptıysa ve bu da 150 liraya tekabül ediyorsa bir kez arttırımda ne kadar arttırıyor? 25 TL arttırıyor diyebilirim. Şimdi mesela 2011'de ne kadar biriktirmiştir aylık? 2012'de 150 ise 2011'de 125'tir. 2010'da 100'dür. Aa videonun sorunun başına verdiğimiz örnekle aynı oldu değil mi? 100-100 biriktiriyor mesela gibisinden bir şey yapmıştık ya. Pekala ne demiş şimdi bize? 2022 yılında yaptığı toplam birikimin 2010 yılında yaptığı toplam birikime oranı. Şimdi 2010 yılında toplam ne kadar biriktirir? Aylık 100'dü. %12'yi çarparsam 1200 TL biriktirir bu cepte. 1200 TL. Oran sorulmuş. O zaman ben şunu şöyle biraz alta çekeyim. Üstüne şimdi 2022'nin toplam birikimini yazacağız. 2018'de 300'dü. 2018'den 2022'ye 4 yıl var ve 4 çarpı 25 kadar artıracak. Yani 100 daha artıracak. 2022'de aylık sevgili arkadaşlarım 400 TL biriktirmeye başlayacak. O zaman 400'de de ben 12'yi çarparsam 4800 yapar. 4800 lira da toplam 2022 yılında biriktirmiştir. Bunun bu da oranı sorulmuş. 4'ün ta kendisidir. Doğru cevap da E şıkkıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim. 5. sorumuzda Ahmet, Burcu, Canan, Derya, Emir ve Ferdin'in oynadığı 4 basamaklı bir sayıyı tahmin etme oyunuyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ahmet, Burcu, Can, Derya, Emir bir de Ferdi. Güzel. E, sayıyı doğru tahmin eden kişi Ferdi'dir. Bu doğru tahmin etmiş. Şimdi eksik ne fazla? Ahmet Burcu, Canan Derya ve Emir'in tahminleri sırasıyla bunlarmış. Bak 2462, 2455, 2460, 2456, 2461. Bu doğru tahmin etmiş. Doğru tahmin bununki. Pekala. Ferdi'nin tahmin ettiği sayı ile diğerlerinin tahmin sayıları arasında... 1 2 3 4 ve 5 fark vardır. Şimdi doğru tahminle diğerlerinin tahminleri arasında 1 2 3 4 ve 5 fark olacak. Buna göre Ferdi'nin tahmin ettiği sayı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada şöyle bir şey e, yapmamız gerekiyor bizim. Sınav taktiğiyle ilerleyeceğiz ya. Arkadaşlar şu şıkkı alın elinize. 2458 mesela tamam mı? Ahmet'in tahminine farkı kaçtır? 4. 2455'e uzaklığı 3'tür. 2460'a 2'dir. 2456'ya ona da 2, değil mi? 2461'e 3. Olmadı. 1 2 3 4 5'tir demiştik, değil mi? Demek ki 2458 değil arkadaşlar cevabımız. 2457'ye bakalım. 2457'nin 62'ye olan uzaklığı 5. 57'nin 55'e olan uzaklığı 2. 57'nin 60'a olan uzaklığı 3. 56'ya olan uzaklığı 4 ve 61'e 56 olan uzaklığı 1 ve 61'e olan uzaklığı da 4'tür. 1, 2, 3, 4, 5 oldu mu? Oldu. Demek ki doğru tahmin, yani Ferdi'nin tahmini B şıkkındaki 2457'ymiş. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Böyle bir soru çıkar mı hocam? Neden olmasın? Yani neden çıkmasın? Çıkmaması için bir sebep var mı? Hiçbir sebep yok. Temel yeterlilik mi sınıyor? Evet. Adı üstünde bu sınavın temel yeterlilik testi. Matematiği sınamıyor, temel yeterliliğinizi sınıyor. Ve böyle bir soru çıkar mı karşınıza? Gayet tabii çıkar. Yani biz yazar arkadaşlarla oturup geçmiş yıllardaki mesela MSÜ olur, TYT olur, AYT olur bunların analizlerini yaparken, konularını kategorize ederken mesela örnek veriyorum. Tamam mı? Biz bu oturup konuları kategorize ederken yanlış hatırlamıyorsam 2021 veya 2022 olması lazım. 2021 olabilir. 2020 22'ydi idi sanırım ya. 2022'nin mesela MSU sınavında matematik sınavında 3 tane soruyu kategorize edemedik arkadaşlar. Yani bu 3 soru matematiğin hangi konusundan bunu bilemedik. Yani bu artık bize şunun sinyallerini veriyor ÖSYM. E. Mesela problem soracağım. Tamam. Bu işçi problemi soracağım demiyor. Adamın problem soracağım diyor. Bu gündelik hayattan bir problem de olabilir. Sokaktaki vatandaşın çözeceği bir problem de olabilir. Sınavdan, sınavla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir adamın rahatlıkla çözebileceği bir problem de olabilir. Tamam. Yani aklında bulunsun. Böyle şeyleri ustalardan dinle. Yani kalkıp da sen kategori kategori ben işçi problemi çalışıyorum ve çözemiyorum dersen sen zaten çoktan bitmişim güzel kardeşim. Yani problem adı üstünde bak problem. Ben yani, sorun yani. Sen sorun çözme yetisine sahip misin? mi onu sor, onu ölçmeye çalışıyor. Şunu ölçmüyor. Bu çocuk işçi problemi çözebiliyor mu? Böyle demiyor. Tamam mı? Önemli olan şey senin problem çözebilme kabiliyetin. Bu problem saat problemi de olsa, işçi problemi de olsa, havuz problemi de olsa, cart problemi de olsa, cürt problemi de olsa sen onu çözeceksin güzel kardeşim. Önemli olan bu. Evet. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yani 5. sorumuz arkadaşlar. Fasikülümüzdeki 190. sorudayız artık. Bir yumurta satıcısı 2000 adet yumurtayı 20 adetlik kolilere koyup sattığında %35, 25 adetlik kolilere koyup sattığında %44 karı yapacağını hesaplamış. Şimdi aşırı derecede çaldırcılı bir soru. Buna göre bu yumurtacı 20'lik kolilerin koli satış fiyatını 25'lik koli satış fiyatından yüzde kaç eksik olarak belirlemiştir diye soruluyor. Bak. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Önce olayı bir anlayalım, kavrayalım. 2000 tane yumurtam var. Bu yumurtaları 20'lik paketlere koyuyorum. Önce 100 tane paket çıkıyor. 100 paket. Sonra 2000 tane yumurtayı 25'li paketlere koyuyorum. Tamam mı? 25'li paketlere koyduğum takdirde de 80 paket çıkacaktır. Şimdi burada ben paketin satış fiyatını belirlerken şunu bulabilirim. Bir yumurtayı kaç liraya satarım? Peki örnek veriyorum. Bir yumurtayı ben 1 liraya aldım. Tamam 1 liraya aldım. 1,5 liraya da satacağım. Ama bir yumurtayı. Şimdi paketli haliyle düşünelim. Şuradaki 100 tane paketin her birinin içerisinde 20 tane yumurta yok mu? Bak çok daha kısasını anlatabilmek için şu an lafı uzatıyorum. Yani cümlemin sonunda bu anlattığım şeyin sonunda çok daha net anlayacaksın bir şeydir. Sadece bu soruyu değil belki de ileriki safhalarda çözeceğin 100 tane soruyu da anlayacaksın. Ha, çok ama çok dikkatli dinle. Şimdi yumurtanın tanesini 1 liraya aldık. Bizim maliyetimiz ne? 2000 lira. Çok güzel. 1,5 bir buçuk liraya satacağım değil mi tanesini? E, her pakette 20 tane yumurta vardı. Demek ki 20 kere bir buçuktan her paketi 30 liraya satacağım. 30 kere yüzde 3 bin liraya satacağım. Lan bir dakika dur. Ben zaten bir buçuk liraya satacağım deyip 2000 ile çarpsaydım da zaten 3000 lirayı bulmaz mıydım? E bulurdum. Bunu pakete indirgeyip her pakette bu kadar vardır deyip daha sonrasında paket sayısını bulup onunla gidip e, paket satış fiyatını sattıktan sonra 3000 demenin anlamı ne? Zaten bir yumurtanın satış fiyatını kendin belirliyorsun. E bir yumurtadan ne kadar kar ediyorsan demem o ki bir yumurtadan ne kadar kar ediyorsan 2000 yumurtayı aynı fiyata satarsan her yumurtayı 2000 tane yumurtadan da aynı kar edeceksin. Yani 25 karlıysan bir yumurtadan istersen 2 milyon tane yumurta sat gene 25 karın vardır. Hiçbir şey değişmez. Şimdi önemli olan konu bu. O halde ben diyorum ki iyi dinle şimdi beni. İyi dinle. Benim kaç tane pakete çıktığını falan hiç ihtiyacım yok. Şöyle diyeceğim. 1 liraya, 1 liraya aldığım yumurtalar var. Eğer ben bunları 20 adetlik kolilere koyarsam ve satarsam %35 kar ediyorsam demek ki yumurtanın tanesini 1.35 liraya satıyormuşum. E 20'li paket değil miydi bu? İçinde 20 tane yumurta var. O zaman ben 1.35 ile 20'yi çarparsam ben o koliyi, paketi 27 liraya satıyorum. Şimdi 1 liraya sattığım yumurtalar var. Ve 25 adetlik kolilere koyup satacağım. %44 kar yapacağım. Şimdi 1.44 liraya satarım o zaman. Bir yumurtayı. E bu 25'lik paketlerin içinde 25 yumurta var. O zaman 1.44 ile 25'i çarparım. Bu da bana 36 TL'yi verir. Şimdi diyor ki Şunun satış fiyatı şununkinden ne kadar eksiktir? Yüzde. E şimdi bu 3'ün 9'un 3 katı bu da 9'un 4 katı. Yani arada 1K fark var. 3K 4K o zaman %25'i çeyreği kadar yani şunun çeyreği kadar eksik değil midir? Çeyreği nedir? Yüzde %25 o halde cevabımız da D şıkkıdır deriz sevgili arkadaşlar. Tamam yani e, olayı çok fazla var. 2000'i kullandın mı? Yok. Kullanmadık bile. Ya biraz gündelik hayattan düşünün. Burada bir yumurta. Bir yumurtayı ne kadar satıyorsun, ne kadara satıyorsam 2000 lirayı da zaten o bir tane yumurtanın fiyatına göre belirleyip satacağım zaten. Yani ne farkı var ki? Hiçbir farkı yok. Oransal olarak hiçbir fark yoktur. Devam. Yedinci soru. Hareket halindeki bir aracın durma mesafesi frene basıldığı andaki hızının karekökü ile doğru orantılıdır diyor. Ha. Şimdi x'e durma mesafesi dersek. V'ye frene basıldığı andaki hızı dersem K ya da sabit sayı dersek o halde x eşittir. Yani durma mesafesi eşittir. Sabit bir sayı çarpı frene basıldığı andaki hızının karekökü. Zaten burada da bizden bunu bize bunu bahsetmiş. Şimdi buna göre diyor artık yerine yazacağız. Buna göre bu araç 36 km bölü saat hızda giderken. Şimdi x eşittir neydi? K çarpı kök v idi değil mi? Şimdi 36 ile gidiyorsa v 36'dır kök 36 diyeceğim. Çarpı k eşittir. Bak durma mesafesi neymiş? 12. E şurası kaçtı? 6. 6K 12 ise K kaçtır? Tabii ki 2'dir. K'yı bulduk. Yani orantı sabitimizi bulduk biz. Şimdi diyor ki 64 de gitseydi durma mesafesi ne olurdu? E K'yı 2 bulmuştuk. Orantı sabiti değişmez biliyorsun. K 2 idi. O zaman ben buraya kök 64 dersem burası kaç olur? 8. 2 kere 8 kaç olur? 16. Demek ki cevabımız da 16 olacakmış. Yani cevap 5 şıkkında verilmiş gençler. Ve artık son sorumuz. Sekizinci soru. Ne diyor bakalım? Soruyu da sığdırdık. Çok güzel. Abi, muhteşem bir soru. Bence TYT'de böyle bir soru çıkmaz ama tam anlamıyla bir MSI sorusu arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli dinleyin. 5 sorudan oluşan bir sınavda her sorunun 5 seçeneği vardır. Ve her sorunun cevap seçeneği birbirinden farklıdır. Yani A, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci soru A, B, C, D, E'den bir tanesiyle oluşturulacak ve her sorunun cevabı birbirinden farklı olacak diyor. Biri A ise diyor öteki A olamayacak yani. Pekala. Bu öğrencilerin e, sınava giren Ayşe, Burcu, Cüneyt, Deniz ve Emre tüm soruları işaretlemiş ve bu öğrencilerin sınav sorulara verdikleri cevaplar tabloya yazıldığında her satır ve sütunda her seçenek yalnız bir kez bulunmaktadır. Bu cevapların bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Peki diyor Deniz, Deniz arkadaşımız 5. soruda hangi seçeneği işaretlemiştir diye soruluyor. Ayşer'in ee, Ayşe'nin cevaplarından 3 tanesini vermiş. Mesela Ayşe'ye 4. soruya hangi cevap vermiştir bulabilir miyim? Şimdi dur ne eksik bu satırda Ayşe'de? A ve D eksik. Ama şimdi 4. sütuna bakıyorsun. D burada olduğuna göre D burada olamaz. O zaman burası A olacak ve burası D olacak. Güzel iki tanesini bulduk. Su doku gibi. Devam arkadaşlar. Dördüncü sütuna bakın. A, B, D var. Ne eksik? C ve E. E C burada var. O zaman burası E'dir. Burası C'dir. C olamaz en alttaki. Burayı da sildim. Şimdi şurada da 3 tane var. Bak ona bakalım. Bak neresi fazlaysa oraya gidiyorum. Dikkat ettiysen taktik bu. CDA ne eksik? B ve E eksik. E, e burada var. O zaman burası kesinlikle B'dir ve burası kesinlikle E'dir. Maviyle yazdık. Maviyle devam edelim. Burası B'dir, burası E'dir dedik. Güzel. Şimdi 3 tane olan Emre var. Emre'ye bakalım. CBE var. Ne eksik? A ve D. E D burada var. O zaman burası kesinlikle A'dır. Burası da kesinlikle D'dir. Başka 3 tane olan kaldı mı arkadaşlar? 3 tane olan başka kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Hayırlısı diyeceğiz. Sen de öyle sınavda tamam. Hayırlısı. Olur. Niye olmasın ki? Şimdi gençler bakalım. Şuraya bakalım. B var. D var. E var. C var. O çok güzel. Burası A'dır o zaman hocam. Şuraya bak mesela. E var. D var. B var. E, D. Şuraya geçelim. A, B, C, D. E burası E'dir o zaman. Değil mi? Şimdi burada da 3 tane oldu. Bak. Ne eksik? A ve C eksik. E, A burada var. Demek ki burası C. Burası A. E şurada ne eksik? Burcu da A, B, C, D. E, e eksik hocam. Şuraya bakıyorsun. A, D, E. Ne eksik? B ve C eksik. E C burada olduğuna göre B burasıdır. C burasıdır. Bizden Deniz'in 5. soruya verdiği cevap isteniyordu. Cevap C'miş bu arada. Ama oyun keyifli olduğu için şu ikisini de dolduracağım. A, B, C. Şurada D olacak. A, burası da B olacak. Muhteşem hepsini doldurduk. Ve böylelikle her satır ve sütunda birbirinden farklı şıklar oluştu arkadaşlarım. Evet artık sizinle birlikte bu testi de bitirdik. 24. testimizin sonuna geldik. Çok güzel ilerliyor kamp. Çok verimli sorular çözüyoruz. İzleyenlerin muhteşem verim aldığına inanıyorum. Ki yazılan yorumlardan da bunu çok iyi anlamak mümkün. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu kampı bitirdiğimizde sizlerden de bitirenler olursa sizler bitirdiğinizde bu kampı diyelim kısacası inanılmaz derecede verim aldığını hissedeceksiniz ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani problemlere artık daha farklı bakacaksın. Daha farklı gözle bakacaksın problemlere. Benim gözdüğüm, benim gözdüğüm neyse benim çözdüğüm şekilde gözlemleyeceksin sen de soruları. Oradaki gözle çözü karıştırdık. Benim ee, çözdüğüm şekilde sen de gözlemleyeceksin soruları Benim yaklaşımım gibi yaklaşacaksın Bu şekilde yapmaya çalışacaksın Ve benim her zaman kendime Problemlere başlarken söylediğim bir şey var O da ne biliyor musun? Rahat olacaksın Rahat olacaksın Alt tarafı problem sorusu Dünyanın sonu değil O problemi çözemeyeceğin zaman Böyle saç tellerinden 5-6 tanesini birden koparmayacaklar Öyle bir şey yok Öyle bir acı çiçeği de yok zaten Tamam mı? Yani alt tarafı problem. Yorumunu yapacaksın. işlemini yapacaksın. Doğru cevabı bulup işaretleyip geçeceksin. Alt tarafı problem. Gündelik hayatında oluşan problemlere benzet bunları. Tamam mı? Bu şekilde düşün. Bir sonraki videolarımızda da artık sizlere problemler nasıl çözülmeli gibisinden bir video daha paylaşacağım. Eğer kampa başlamayanlar varsa çünkü bununla alakalı da sorular gibi arkadaşlar artık o videolarda da görüşürüz. Ama sıradaki videomuz 25 olacak. 25. testimizde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.